Değerli arkadaşlar, biyoloji dersine hoş geldiniz. Bugünkü oturumda sizlerle hormonların genel yapısı ve hipofiz bezine ait hormonları arkadaşlar işleyeceğiz. Dersimize geçelim isterseniz. Arkadaşlar, değişen çevre koşullarına rağmen vücut içi fizyolojik ortamının dengede tutulmasına homeostazi denir. Sinir sistemi videolarımızdan hatırlarsanız, değerli arkadaşlar, dışarıdan veya içeriden gelecek uyarılar bizim iç dengemizi sürekli bozma halindeydi. İşte bu noktada sinir sistemi ve hormonlar devreye giriyordu. Ne yapıyordu arkadaşlar? Uygun cevap vererek tekrar vücudu homeostazi dediğimiz iç dengeye getirmeye çalışıyordu arkadaşlar. Tüm fizyolojik sistemlerin aktivitesi sinir ve hormonlar hormonal sistemin etkisiyle hızlandırılarak veya yavaşlatılarak arkadaşlar kontrol edilmektedir. Peki tabi endokrin sistem denildiği zaman aklımıza hemen salgı bezleri gelmekte. Hemen onları bir inceleyelim isterseniz. Uygun uyaranlara cevap vermek amacıyla uyarana özgün maddeler salgılayan hücrelere bez hücreleri olarak ifade ediyoruz. Bakın, direkt hormon demiyoruz arkadaşlar. Özgün maddeden bahsediyoruz. Salgı üreten hücreler epitel dokunun salgı epiteli hücreleridir. Epitel dokunun görevlerini bir hatırlayalım. İşte vücudun üzerini örtüyordu. Organların yüzeyini kaplıyordu. Besin emilimini sağlıyordu. Salgı üretiyordu arkadaşlar ve duyuları alıyordu. Hatırlayacak olursanız tabii ki epitel dokuyu duyu organlarında daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmıştık. İsterseniz bir bakalım salgı bezlerini kaça ayırıyoruz değerli arkadaşlar. Bazı bez gruplarımız var ki embriyolojik gelişimlere sırasında bir organın yüzeyini örten tabakanın içe kıvrılmasıyla, katlanmasıyla meydana geliyor. Bu bezler arkadaşlar bazıları bağ doku içine doğru çöküntü meydana getirirken bazıları kanallar aracıyla epitel dokuyla bağlantı kuruyorlar. Tamam mı? Ve epitel dokuyla eğer bağlantı kuruyorsa bu durumda biz buna egzokrin bez ya da dış salgı bezi olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Ve bunlara da hormon demiyoruz. Dış salgı bezlerine örnek verelim. İşte tükürük bezlerimiz var arkadaşlar. Ter bezlerimiz var. Gözyaşı bezlerimiz var ve süt bezleri. Bunlar egzokrin bezlere örnek olarak verilmektedir. Devam edelim. Eğer arkadaşlar bazı bez hücreleri ise epitel dokuyla bağlantı kurmazlar. Peki ne yaparlar? Ayrı bir hücre kümesi olarak kalırlar. Bu bezlere de biz endokrin ya da iç salgı bezleri olarak ifade ediyoruz. Peki farkı nedir? Temel farkı, egzokrin bezler salgılarını kanallar aracılığıyla bir organ boşluğuna veya deri yüzeyine salgılarlar, dış ortama yani. Ama endokrin bezler ise arkadaşlar salgılarına hormon denir. Hormon denilen salgılar doğrudan arkadaşlar kana verilmektedir. Dolayısıyla hipofiz bezi, tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi, epifiz, timüs bezleri gibi bezlerden bahsedebiliriz arkadaşlar. Peki bir de ikisine ait özelliklere sahip olanlar var. Bazı hormonlar ise endokrin bez dışındaki hücrelerden salgılanır. Mide, bağırsak hücrelerinin mesela gastrin, bağırsaktan sekretin gibi, pankreas, ovaryum, testis arkadaşlar bunlar ilerleyen zamanlarda bunları açacağız. Hem egzokrin hem de endokrin bez içerirler. Bu nedenle karma bez olarak adlandırılır arkadaşlar. Karaciğer, pankreas, eşey organları, mide, ince bağırsak bunlar arkadaşlar karma bez olarak adlandırılıyorlar. Peki hormonların genel özelliklerine bir bakalım isterseniz. Ürettiği salgıyı doğrudan kana veren bezlere endokrin bezler denir demiştik. Burada kana vermek çok önemli arkadaşlar. Endokrin bezlerin salgılarında hormon denir. Ama sinir hücreleri tarafından da hormonlar üretilebilir arkadaşlar. Sinir hücreleri tarafından üretilen hormonları ise nörohormon olarak ifade edebiliyoruz. Aslında bakın aklımıza direkt ne gelmeli biliyor musunuz? Nörotransmitter maddeler. Aslında nörotransmitter maddelerde kana verilmediği için biz bunları hani doğrudan orada hormon olarak kabul etmiyoruz. Ama yapı olarak hormon özelliği göstermektedirler. Hormonlar her canlının kendisi tarafından oluşturulmalıdır. Yani makbul olan budur arkadaşlar. Ama oluşturulmadığında, dışarıdan alındığında da etkisini gösteriyorlar. Neyi örnek olarak verebilirim size? Diyabet hastalığını örnek olarak verebilirim. Tip 1 diyabette hatırlayalım arkadaşlar. İnsülin üretilmediği için dışarıdan alınmaktaydı. Hormonların etkiledikleri hücre, doku, organ veya sisteme hedef organ denir. Endokrin bezler kanalsız bezlerdir. Endokrin sistem dolaşım sistemine hormon denilen bazı kimyasal maddeleri salgılar ve bu maddeler kanla hedef dokuya, organa yapılır? Kanla taşınır arkadaşlar. Organik moleküllerdir. Ha, yapısına birazdan geleceğiz. Polipeptit yapılı olan var, amino asit yapılı olan var, steroid yapılı olan var ama hepsi için arkadaşlar organiktir diyebiliriz. Peki devam edelim. Bazı hormonlar bir dokuyu, bazı hormonlar ise daha fazla dokuyu veya organı etkiler.
Bu önemlidir. Örneğin hani TSH arkadaşlar sadece tiroid bezini ama oksitosin hormonu ise doğum sırasında döl yatağının kaslarının kasılmasını ve meme bezlerini etkiler. Yani tabii bu da soru kalıplarımızdan birisidir. Acaba hangi hormonun hedef dokusu en geniştir veya en kısıtlıdır şeklinde? Bunları da ilerleyen zamanda dokular şeyde organları söylerken sizlerle paylaşacağım. Bazı hormonlar hedef yapılara farklı etkilerde bulunurlar. Mesela eşey hormonları üreme sisteminde birincil etki oluştururken iskelet, kas, deri yapılarda sekonder ya da ikincil etki oluşturabilir. Örnek verelim mi? Mesela östrojen değerli arkadaşlar. Östrojenden bahsedeceğim zaman size diyeceğim ki östrojenin görevlerini ikiye ayıracağız. Primer görev ve sekonder görev. Ne farkı var? Mesela üreme ile ilgili bir hormondan bahsediyoruz. Dolayısıyla doğrudan dişinin üreme sistemiyle ilgili etki ettiği değişikliklere primer ama doğrudan üreme sisteminde olmayan görevlerinde sekonder ya da ikincil görev olarak ifade edeceğiz. Kandaki miktarı az olmasına rağmen hormonların biyolojik etkileri oldukça yüksektir. Metabolizma, büyüme, gelişme, su mineral dengesi, üreme, davranış gibi pek çok arkadaşlar faaliyeti kontrol etmektedir. Endokrin sistem sinir sistemiyle beraber vücudun iletişim ve düzenleme sistemini meydana getirirler. Biraz önce söylediğim gibi bu sistemlerin zaten temel amacı arkadaşlar neyi sağlamaktır? Homeostazi dediğimiz olayı sağlamaktır arkadaşlar. Evet, sinir sistemi ve endokrin sistemin ortak özelliği düzenleyici görevlerini salgıladıkları kimyasal aracılığıyla yapmalarıdır. Bu kimyasalı endokrin sistemde hormonlar, sinir sisteminde ise değerli arkadaşlar nörotransmitter maddeler olarak ifade ediyoruz. Aslında biraz önce söylediğim gibi yapı olarak bu ikisi birbirlerine benzer ama endokrin sistemde ilki olarak kanla taşınması gerektiği için kanla taşındığı için hormon diyoruz ama yapılan nörotransmitter maddeler kana verilmediği için onları doğrudan hormon statüsünde, bakın şekil olarak hormon statüsünde incelemiyoruz. Yapı olarak yoksa hormonlarla benzer özellikler göstermektedir. Hormonal etki sinirsel etkiye göre oldukça yavaş gerçekleşir ancak etkisi uzun sürer arkadaşlar. Uyartı sinir hücrelerinde nörotransmitter maddelerle birlikte elektriksel olarak gerçekleşir. Bu nedenle sinir hücrelerinde iletim hızlıdır. Hedef organın tepkisi daha da hızlı olur ama hormonlarla göstereceğimiz tepkiler arkadaşlar daha yavaştır şeklinde ifade edebiliriz. Evet, önemli bir özelliğimiz yine hormonların salgılanması sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Hatırlayacak olursanız sinir sistemi ile ilgili insan fizyolojisinde beynin yapısını incelerken o videoyu da arkadaşlar şundan bahsetmiştik. Hipotalamus homeostazi ile ilgili kısımdı ve sizlerle bir test tekniği paylaşmıştım. Eğer bir soruda bir olayın altını böyle incelediğiniz zaman arkadaşlar altından bir hormon çıkıyorsa muhtemelen bu hipotalamusun görevleri kapsamına girebilir arkadaşlar. Kısacası hipotalamus bizdeki temel endokrin bezlerin kontrol merkezi gibi düşünebilirsiniz. Az veya çok salgılandıklarında anormallikler oluşur. İşte belli bir değerler arasında bulunmalıdır kanda. Bu değerden az veya bu değerin üzerinde olursa çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar arkadaşlar. Etkilerini üretildikleri yerde değil hedef yapılarda gerçekleştirirler. İşte üretildikleri yerden hedef yapılara taşınma olayına baktığınız zaman ise neyle olmaktadır? Kanla taşınmaktadır arkadaşlar. İşlevlerini yapan hormonlar hücre metabolizması, boşaltım veya karaciğer tarafından elemine edilirler. Yani parçalarlar. Şimdi karaciğerin görevlerinden birisini de ifade edelim. Vazifesini yapmış hormonları değerli arkadaşlar ne yapar? Parçalayacaktır. Ha, bunu boşaltımda da ne yapabiliriz? Dışarı atabiliriz arkadaşlar. Endokrin sistem üzerindeki sinirsel denetim iç ve dış uyaranlara bağlı olarak değişebilir deriz arkadaşlar. Şimdi hemen hormonların yapısına bir bakalım isterseniz. Hormonlar kimyasal yapısına göre 3 grupta toplanır. Bunlardan birincisi amin hormonlar. Yani kısacası amino asit yapılı hormonlar. Bu hormonlar tirozin amino asidinin türevleridir. Tiroid bezinin hormonları ile adrenal bezin arkadaşlar hormonları amin grubudur. Tiroid bezinin hormonları mesela işte T3, T4 diye adlandırılır arkadaşlar. Adrenal medullanın yani öz bölgesinin adrenalin ve noradrenalin olarak ifade ederiz. Şimdi dikkat edecek olursanız burada lütfen sorularda şuna dikkat edelim. Bunlar monomer hormonlardır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla hücre zarından ne yapabilir? Sindirilmeden geçebilir veya aldığınız zaman ağız yoluyla aldığınız zaman herhangi bir sindirime uğramaksızın bağırsaklardan veya ilgili artık nereyse oradan emilip kana geçme olayı gerçekleşebilir arkadaşlar. Bir diğer hormonumuz çok uzatmadan şunu ifade edeceğim. Peptit ya da protein yapılı hormonlarımız var. Bunlar arkadaşlar hormonların çoğu birkaç amino asitli veya küçük protein şeklindedir. Bunlar ise arkadaşlar
Mutlaka hücre dışına mesela egzositozla atılır. Çünkü hatırlayalım, protein molekülü bir polimerdi. Dolayısıyla bunlar hücre zarındaki porlardan veya fosfolipid tabakadan herhangi bir hidroliz reaksiyonlarına katılmadan geçememektedir arkadaşlar. Bir diğer hormonumuz ise arkadaşlar yapısına göre steroid hormonlar. Özellikle arkadaşlar steroid hormonlar işte lipid çeşidi olan steroid yapılıdır. İki grupta toplanırlar. Gonad yani üreme organları hormonlarımız. Östrojen testosteronu örnek olarak verebilirim. Ve adrenal korteks yani böbrek üstü bezimizin kabuk kısmının hormonları glikokortikoid ve mineralokortikoid dediğimiz ki bunların örnekleri de kortizol ve aldosterondur. İleride ifade edeceğiz bunları. Bu hormonlar ise steroid yapılı hormonlardır. Şimdi hemen bakın yapıya göre 3'e ayırdık. Amin yani amino asit, protein yani peptit ve steroid hormonlar. Bunlardan arkadaşlar amin ya da amino asit hormonlar ve steroid hormonlar herhangi bir hidroliz reaksiyonlarına uğramadan değerli arkadaşlar hücre zarından geçebilir. Evet, reseptör önemli burada arkadaşlar. Şimdi bir hormon kana verildiği zaman hedef dokuyu nasıl seçiyor arkadaşlar ya da hedef doku hormonu nasıl tanıyor? Çünkü reseptör dediğimiz kavram var. Peki reseptörler o hormonları tanıyan reseptörler hücrede hep aynı yerde mi bulunur? Hayır. Bazı reseptörler hücre zarında bulunur arkadaşlar. Hücre zarında. Bazı reseptörler hücrenin sitoplazmasında bulunur. Bazı reseptörler ise hücrenin çekirdeğinde bulunur arkadaşlar. Ki tabii ki burada neye dikkat etmemiz lazım? Şöyle örnek vereyim. Protein yapılı bir hormonun değerli arkadaşlar hücreden içeri zardan parçalanmadan giremeyeceğine göre dolayısıyla protein yapılı hormonları mesela reseptörlerinin nerede olduğunu ifade edebilirim. Hücre zarında olduğunu ifade edebilirim. Ama kimi hormonlara baktığınız zaman ya arkadaşlar sitoplazmada ya da çekirdeğin içerisinde ilgili reseptörlerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki hormonlar etkilerini nasıl gösteriyorlar ona bakalım. Hücre zarı geçirgenliğine etki ederek. Nasıl yani? Şimdi bunu da yine ADH hormonunda örnek vereceğim. Hatırlayacak olursanız böbrek ve ince bağırsaklarda su ve minerallerin alınımını özellikle böbrek tübüllerinde arkadaşlar ki bunun içerisinde de özellikle distal tüpte suyun geçirgenliğini artırarak suyun gereğimini artırıyor. Hücre zarının geçirgenliğine dikkat ederseniz. Hücre organellerini etki ederek yine örnek verelim. Tiroksin değerli arkadaşlar bazal metabolizmaya etki edecekti. Mitokondri faaliyetlerini hızlandırır. O zaman mitokondri etki edecektir. Hücre dışından madde alınımını kontrol etme. Hemen örnek üzerinden ifade edelim. İnsülin hormonu etkisiyle çizgili kasların veya karaciğerin değerli arkadaşlar glikoz geçirgenliğini yapacaktır, artacaktır. Böylelikle karaciğeriniz ve çizgili kaslarınız nereden? Kandan glikoz alarak kandaki glikoz seviyesi düşecek. Bu sefer kas ve karaciğerdekiler artacaktır arkadaşlar. Hücrede protein sentezini kontrol ederek yine büyüme hormonu mesela STH, GH diye ifade edebiliriz. Büyüme hormonu değerli arkadaşlar özellikle şöyle düşünecek olursak en çok neye ihtiyacımız var büyümek için? Proteine ihtiyacımız var. Dolayısıyla protein yapımını ne yapacaktır? Hızlandıracak şeklinde ifade edebiliriz. Peki neler acaba hormonların salgılanmasını etkileyebilir? Hemen buna bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar uyaran faktörünün metabolik düzeyinin değişmesi. Örnek verelim işte çeşitli kalsiyum veya şeker olarak ifade edebiliriz. Kalsiyumun kandaki miktarının normalin artına düşmesi veya normalin üzerine çıkması kalsitonin veya parathormon salgısını başlatacaktır arkadaşlar. Hormonun kandaki düzeyinin değişmesi ki bu özellikle feedback dediğimiz bir olaydır. Mesela ACTH dediğimiz bir hormon hipofiz bezinden yapılır ve böbrek üstü bezinizin kabuk kısmını uyarır. Peki kabuk kısmının hormonları salgılanır. Kabuk kısmının hormonlarının salgısının artması ya da kandaki miktarının artması bu sefer ACTH hormonunun salgısını düzenleyecektir. Sinirsel düzenleme, yine biyoritim değerli arkadaşlar, eşe hormonları mesela ergenliğe girme, FSH, LH, negatif ve pozitif feedback dediğimiz geri bildirim dediğimiz olaylar hormonların salgısını ne yapmaktadır? Etkilemektedir arkadaşlar. Evet. Peki, şimdi genelde hormonların yapısına bir baktık. Şimdi hemen isterseniz insanda hormonal denetimi inceleyelim arkadaşlar. Tabii insanda hormonal denetim denildiği zaman hangi yapılara değineceğiz? Hipotalamus, epifiz bezi, daha sonra hipofiz bezi, tiroid bezi, paratiroid bezi, timüsler, pankreas, adrenal bez, böbrek üstü bezi. Tabii erkeklerde testis, dişilerdeki karşılığı ovaryum olarak ifade edeceğiz arkadaşlar. Tabii bunların dışında yine mide, çünkü hormon yapar. İnce bağırsaklarımız çünkü hormon yapar.
Kalp hormon yapar mı? Evet, yapar. İleride göreceğiz. ANP denen bir hormon yapar. Veya değerli arkadaşlar, karaciğer bir hormon yapar mı? Yapar. Böbrek bir hormon yapar mı? Yapar. Bunları da konunun ilerleyen başlıklarında değinelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım. Şimdi tabii endokrin sisteme geçiş yapacağız ama hani hipofiz bezine, ama öncelikle hipotalamus kavramını bir görmemiz lazım. Neden görmemiz lazım? Çünkü sinir sisteminde arkadaşlar temel kontrol mekanizmasıydı. Açıkçası hipotalamus hem sinir sisteminde bir parçası hem de endokrin sistemin bir parçası olarak görev yapmaktadır. Neden arkadaşlar? Şimdi hipotalamus vücuda yayılmış sinirlerden beynin diğer bölümlerinden bilgileri toplar, çevresel koşullara uygun endokrin uyarıları başlatır. Yani hormonların salgısını kontrol eder. Örneğin birçok omurgalıda beyin mevsimsel değişiklikleri ve eş bulabilme olasılığı ilgili bilgileri hipotalamusa gönderir. Hipotalamus da üreme ile ilgili gerekli hormonların salgılanmasını başlatır arkadaşlar. Ki bu noktada hipotalamusun görevlerini sinir sistemi videomuzdan şöyle bir tekrar etmenizi tavsiye edebilirim arkadaşlar. Hipotalamus alt tarafta arkadaşlar hipofiz bezi dediğimiz bir bezle bağlantılıdır. Ama tabii farklı bir yapıdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi hipotalamusun endokrin sistemle ilgili değerli arkadaşlar iki tip salgısı vardır. Bunlardan birincisi doğrudan bir metabolik etkiye sahip olan antidiüretik hormon, vazopresin ya da ADH deriz. İkincisi de arkadaşlar oksitosin. Şimdi bu hormonlar hipotalamus tarafından üretilir, ama lütfen buna dikkat edelim. Hipofiz bezinin arka bölümüne gönderilir, orada depolanır ve gerektiği zaman kana verilir. Aslında bunu biz hipofiz bezinde bu iki hormonu işleriz, ama üretim yeri açıkçası hipotalamustur. Tamam mı? Peki, birinci tip hormonumuz bunlar. Peki, bakalım. ADH ve oksitosin üretir dedik. Üretilen salgılar arka hipofizde depolanır. İkinci grubumuz ise arkadaşlar salgılatıcı ve engelleyici faktörler dediğimiz faktörlerdir. Bakın, bu iki hormon grubu ise diğer bezlerin değerli arkadaşlar hormon salgılarını artırmayı sağlar veya azaltmayı sağlar. Bakın, ADH ve oksitosin için bunları söylemedik. Onlar vücutta herhangi bir doğrudan metabolik olaya etkilidir. Ama bu iki grup, yani salgılatıcı ve engelletici hormonlar arkadaşlar diğer bezlerin hormon salgılarını artırmalarını veya azaltmalarını sağlarlar. Bakalım, salgılatıcı hormon ya da faktör, releasing faktör arkadaşlar RF ya da RH şeklinde ifade ederiz. Tabii çoğu kaynakta arkadaşlar releasing faktör olarak geçmektedir. Hipotalamustan salgılanan RF ön hipofizden hormon salgılanmasını sağlar. Bakın, arka hipofizden değil. Çünkü zaten arka hipofizdeki iki hormon ADH ve oksitosini zaten hipotalamus kendisi üretiyordu. Salgılatıcı hormonlar ön hipofizden hormon salgılanmasını sağlarken, engelleyiciler ise ön hipofiz hormonlarının salgılanmasını durdurur arkadaşlar. Ki muhtemelen şunların her birini tek tek bilmek zorunda değiliz. Hipotalamustan aşağıdaki hormonlar salgılanır. Mesela releasing faktör şeklinde salgılatıcı. Tamam mı? RH, LH şeklinde olabilir. Veya FSH, RH, CRH gibi arkadaşlar hormonlardan bahsederiz. Evet. Şimdi hemen şekilden bir bakalım arkadaşlar. Burada yeşille gördüğünüz hormonlar birinci grup hormonlardır. Yani bunlar burada üretilir ve doğrudan hipofizin arka lobuna gönderilir. Ve arka lobdan da kana verir. Bu ikisi ise arkadaşlar, bu ikisi üretilir ve doğrudan hipofizin bu sefer ön lobuna etki ederek hipofizin ön lobundan çeşitli hormonların salgılanmasını veya salgının azaltılmasını sağlar arkadaşlar. Evet, hipotalamus ile sinir sistemi iç salgı bezi arasındaki arkadaşlar bağlantıyı sağlar. Hipotalamus bir tarafta sinir sistemimiz var, bir tarafta hormonal sistem var. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı sağlayan yapıyı ise arkadaşlar hipotalamus olarak ifade ederiz. Peki şimdi gelelim hipofiz bezine isterseniz arkadaşlar. Hipotalamusun altında beynin tabanında bulunur. İki bitişik lobdan oluşmuştur arkadaşlar. Ön lob ve arka lob. Ön lob epitel doku kökenlidir. Dikkat edelim. Arka lob zaten birazdan şekilde de göstereceğim. Hipotalamusun bir uzantısı olduğu için sinirsel kökenlidir. Buna da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi şu bölge hipotalamus. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar zaten sarı renkli gösterilmiş. Şurası arka hipofizdir. Dolayısıyla burada üretilen hormonlar gelir
hipofizin arka lobunda depo edilir. Nedir bu hormonlar? ADH ve oksitosin. Buradan da kana verilir. Ama ön hipofiz ise doğrudan epitel doku kökenlidir arkadaşlar. Epitel doku kökenlidir ve hormon yapar. Şimdi şöyle desek bakın, empati kurarak gitmekte yarar var. Şimdi bir hipotalamus olsak hipofizin ön lobunu mu kontrol etmeyi tercih edersiniz yoksa arka lobunu mu kontrol etmeyi tercih edersiniz arkadaşlar? Tabii ki ön lobu kontrol etmeyi tercih edersiniz. Neden? Çünkü arka lob hormonlarını zaten siz üretiyorsunuz. Yani hipotalamus üretiyor. Ama işte RF ve IF kısa isimleri, releasing faktör ve inhibiting faktör dediğimiz iki faktörle arkadaşlar hipotalamus hipofizi ne yapacaktır? Kontrol edecektir arkadaşlar. Evet, şimdi hormonlarımıza isterseniz şöyle yavaş yavaş bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi iki temel loba ayırıyoruz arkadaşlar, ön ve arka lob diye. Hemen şunu da sizlerle paylaşmak isterim. Bazı kaynaklarda ön bir de ara lob diye bir loba ayrılma durumu söz konusu. Ama ben size tamamen kökenine göre bir sistematik oluşturmak istiyorum. Çünkü kökenine göre ön lob epitel dokudan köken alırken arka lob hipotalamusun uzantısı olduğu için sinirsel kökenlidir arkadaşlar. O nedenle ön ve arka lob şeklinde ifade edebiliriz. Ama dikkat ederseniz MSH'ı biraz daha koyu yazdım. Yani bazı kaynaklarda da arkadaşlar ara lob diye geçiyor. Ara lobda MSH arkadaşlar üretilir şeklinde verilebiliyor. Evet. Şimdi arka lobda iki tane hormonumuz var dedik. Oksitosin ve ADH. Ön lobda ise STH, TSH, ACTH, FSH, LH, LTH ve MSH şeklinde arkadaşlar hormonlarımız bulunmaktadır. Evet, bakalım isterseniz bu hormonlara. Şimdi arka lob hormonları hipotalamus ile doğrudan bağlantılıdır şeklinde ifade etmiştim arkadaşlar. Bu önemliydi. İki tane hormonumuz vardı. Peki nedir bu hormonlar? Bunlardan birincisi antidiüretik hormon ADH ya da vazopresin. Tabii açacağız bunları ama hemen şekilden şöyle bir inceleyelim. Böbreklerde arkadaşlar süzülme dediğimiz şeyle şimdi 3 olay sonucunda idrar oluşumu gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi arkadaşlar süzülme. Glomerulus kılcalları dediğimiz yerde süzülme olur. Daha sonra tübüllerde ki nedir bunlar? Proksimal tüp, şöyle ifade edelim. Henle kulpu ve distal tüpte de gerilim olur. Yani süzülme sonucunda demek ki biz süzülme sonucunda oluşan o süzüntüyü olduğu gibi dışarı atmıyoruz. İşimize yarayanları geri alıyoruz arkadaşlar. İşte distal tüpe etki ederek ADH burada suyun geri emilimini ne yapmaktadır? Artırmaktadır arkadaşlar. Ne yapıyormuş? Suyun geri emilimini artırıyormuş. Devam edelim bakalım, biraz daha açalım arkadaşlar. Peki ne alaka bu? Şimdi ADH kandaki su miktarı ve idrar miktarını ayarlayan temel hormonumuzdur. Bakalım. Kanın ozmotik basıncı arttığı zaman hemen düşünüyorum. Kanın ozmotik basıncının artması demek kandaki su oranının, dikkat edelim, ozmotik basınç neydi? Bir çözeltideki çözünen maddeden kaynaklı su alma isteğiydi. Ozmotik basınç bir çözeltideki çözünen maddeden kaynaklı su alma isteğiydi. Peki bu durumda kanın ozmotik basıncının artması ne demek arkadaşlar? Kanındaki su oranının azalması demektir. Hemen hipotalamus uyarılır bu durumda. Çünkü kanın ozmotik basıncı arttı. Bu yüksek ozmotik basınca sahip kan hipotalamustan geçerken hipotalamus uyarır. Hipotalamus hemen susuzluk hissi oluşturur. Ve arkadaşlar ADH salgısını artırır. Böylelikle idrarla beraber atılması gereken su böbrekteki distal tüpten veya tübüllerden diyelim geri emilerek arkadaşlar kana kazandırılır. Böylelikle kandaki ozmotik basınç tekrar normale getirilir arkadaşlar. Tamam, burası önemli. Okuyalım isterseniz. Kanın ozmotik basıncı arttığında hipotalamus ADH salgısını ve su içme isteğini artırır. ADH böbreklerde suyun geri emilimini sağlar. Böylece kanın ozmolaritesi dediğimiz ozmotik basınç normal seviyeye iner. Peki kanın ozmotik basıncı düştüğünde hemen düşünüyorum, su oranı arttı. Suyu idrarla atmam lazım fazlasını. O denle ADH azalacaktır arkadaşlar. Böylelikle böbreklerden kana suyun geri emilimi azalacaktır. Sonuç arkadaşlar kandaki su oranı azalacak. Nereye gidecek? İdrarla dışarı atılacak. Yine ozmotik basınç dengeye gelecektir. ADH ince damarlardaki düz kasların arkadaşlar kasılmasını sağlayarak, yine bu da çok önemli bir özelliğimiz arkadaşlar, kan basıncını ne yapacaktır? Artıracak şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Peki yetersizliğinde ne olur?
yetersizliğinde. Bir düşünüyorum. ADH madem ki böbreklerden suyun geri emilimini sağlıyor, yani su kaybını azaltıyor, o zaman yetersizse vücut su kaybedecek. Efendim neredeki suyu kaybedecek? Kandaki. O zaman arkadaşlar yetersizliğinde şöyle bir bakalım. Böbreklerde aşırı su kaybı olur. Seyreltik idrar oluşur. Sebep? Sebep çünkü arkadaşlar su idrarla atılacak. Şimdi kandaki su azalacağı için kanın hacmi azalır. Kan basıncı azalır. Çünkü kan basıncı ne demek? Kanın özellikle atar damara yaptığı basınç. Peki kanın ozmotik basıncı artar. Su oranı düşük olduğu için glikoz oranı kandaki yüksek olur. Ama burada dikkat edelim. Buradaki glikoz oranının yüksek olması aslında glikozun yüksekliğinden değil, kandaki suyun azlığından kaynaklanır. Buna da şekersiz diyabet ya da yalancı diyabet ya da şekersiz şeker hastalığı toplumdaki adıyla bu şekilde arkadaşlar ifade edebiliriz. Evet, ADH hormonu ile ilgili paylaşacaklarım bunlar değerli arkadaşlar. Peki hemen bir diğer arka lob hormonlarımıza bakalım. Oksitosin. Doğum esnasında düz kasları uyararak doğumun gerçekleşmesini sağlar. Arkadaşlar uterus kaslarını uyarır. Demek ki uterus kaslarını arkadaşlar ne yapar? Reseptörler orada. Ayrıca süt bezlerini uyararak kanalların etrafındaki epitel hücreleri, kassal epitel hücresi dediğimiz hücreleri kasılmasını sağlayarak sütün annenin göğsünden dışarı çıkmasını sağlar. Hemen yorum yapalım. Demek ki bu hormonu tanıyan reseptörler temelde iki tane organda bulunuyor. Nerede arkadaşlar? Uterus ve annenin süt bezlerinde. Evet, iki tane görevi bu. Peki bir diğer görevimiz değerli arkadaşlar amalık güdüsü oluşumunda etkilidir. Şimdi burada şunu ifade edelim. Bazı yanlışlıklar var değerli arkadaşlar. Onu da sizlerle düzeltmeye paylaşmak isterim. Bilimsel bir bilgidir bu. Şimdi deniyor ki önceden analık içgüdüsü deniyordu. Oysa ki şöyle içgüdünün tanımına baktığınız zaman doğuştan gelen ve bu şu söyleyeceğim çok önemli. Bir türün bütün bireylerinde gözüken bir davranıştan bahsediyoruz. Oysa ki analık kavramı değerli arkadaşlar bir türün insan türünün bütün bireylerinde görülen bir durum değil. O nedenle analık içgüdüsü demiyoruz, analık güdüsü diyoruz. Ve bu güdü oluşumunda arkadaşlar oksitosin hormonu etkilidir. Şimdi arka lob hormonlarımız bunlar değerli arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim ön lob hormonlarımıza. Peki ön lob hormonlarımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Ön lob hormonlarımızda arkadaşlar yine bunu da iki gruba ayırıyoruz. Bakın ön hipofizden salgılanan çok farklı hormonlar var. Bu hormonlar iki grupta. Tabii ön lob hormonlarına dikkat edelim. Kim tarafından kontrol ediliyor? Hipotalamus'taki RF kısa isimlerini söylüyorum ve IF tarafından kontrol edilmektedir. Şimdi hipofiz bezinin değerli arkadaşlar ön lobunun iki tip hormonu var. İki çeşit. Bunlardan birincisi tropik hormonlar. Şimdi tropik hormonları çalışmak kolaydır. Çünkü bu hormonlar diğer endokrin bezlerin hormon salgılaması için uyarır bu hormonlar. Dikkat edin bakın. Diğer endokrin bezlerin hormon salgılaması için uyarır. Mesela TSH görevi bir cümledir. Tiroid uyarıcı hormon görevini söylüyorum. Tiroid bezinin çalışmasını kontrol eder. Veya FSH veya ACTH, LH gibi. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Bunlara biz tropik hormon, tropik uyarıcı demektir arkadaşlar. Tamam mı? Tropik hormon olarak ifade ediyoruz. O zaman şöyle söyleyelim. Aslında işin özü şu. Hipotalamus atıyorum RF ile hipofizin ön lobunu uyarır. Hipofizin ön lobu da artık hangi RF çeşidi salındıysa ona bağlı olarak tropik hormonları salgılar. Bu tropik hormonu da gider etki edeceği endokrin bezi uyararak onun da hormon salgılamasını teşvik eder arkadaşlar. Şimdi ikinci grup hormonlarımız ise diğer hormonlar şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Bu hormonlar doğrudan hedef dokuları etkileyerek hedef dokuların hormon salgılamasını sağlarlar. Şimdi bakın burada sarıyla gördüklerimiz değerli arkadaşlar diğer hormonlar grubundadır. STH, LTH, TSH, ACTH, FSH, LH ise tropik hormon olarak ifade ederiz. Hemen sırasıyla bakalım arkadaşlar. Organizmada büyüme üzerine etkilidir. STH, büyüme hormonu ya da GH, growing hormon diye geçer. Büyüme hormonu. Hücrede büyüme ve bölünme uyarır. Peki biraz konunun girişinde söylemiştim. Büyümek istiyorsanız arkadaşlar en çok proteine ihtiyacınız var. O zaman hücrelerde protein sentezini artırır. Peki protein sentezlemek istiyorsan neye ihtiyacın var? Amino asit. O zaman
Amino asitlerinde dikkat edelim. Diğer bileşikleri yani glikozdur, yağ asididir buna dönüşümünü engeller ve amino asitlerinde oksijenli sorununda özellikle kullanılmasını engeller. Çünkü protein yapımında kullanılacak. Tamam? Evet. Peki bir diğer kavram büyüme hormonu ise arkadaşlar uzun kemik ve kasların büyümesinde etkilidir. Şimdi destek ve hareket sisteminde bundan bahsedeceğiz. Biz de uzun kemiklerin yapısında özellikle şu bölgede epifiz plak denen bir plak var. Bu plak arkadaşlar STH hormonu işte buraya etki eder. Peki buranın görevi nedir? Epifiz plak kemiklerinizin ama uzun kemiklerinizin boyca uzamasını sağlar. İki tarafta da vardır şöyle. Peki epifiz plakı ortalama 25'li yaşlardan sonra tamamen kemikleşir ve kaybolur. Dolayısıyla 25'li yaşlardan sonra bireyde arkadaşlar uzun kemiklerin boyca uzaması ama bütün kemikler değil bakın uzun kemiklerin boyca uzaması ne yapacaktır? Duracaktır arkadaşlar. Şimdi bakın büyüme döneminde çok salgılanırsa işte epifiz plaka normalden daha çok uzayacağı için devlik karakteri hepimiz hatırlıyoruz arkadaşlar. Eğer büyüme döneminde az salgılanırsa cücelik şeklinde olacaktır. Tamam mı? Buna dikkat etmemiz lazım. Peki. Büyüme döneminde çok salgılanırsa devlik, diğer adı gigantizm, az salgılanırsa da cücelik olarak ifade ettik. Bir diğer kavram. Büyüme döneminden sonra çok salgılanırsa. Özellikle arkadaşlar epifiz plaka tamamen kemikleşeceği için uzun kemiklerin boyca uzaması diye bir şey olmayacaktır. Ama diğer kemikler büyüyecektir. Bakın örnek verelim. Kafatası, eller büyüyecektir ama kolda bulunan uzun kemikler büyüyemeyecektir. Buna da akromegali olarak ifade ederiz arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Tiroid uyarıcı hormon. Şimdi bakın STH bir tropik hormon değildir. Çünkü vücutta herhangi bir endokrin bezden hormon salgılanmasını kontrol etmedi. Ama TSH görevi çok kısadır. Tiroid bezinin çalışmasını ve hormonlarının salgılanmasını kontrol eder arkadaşlar. Tabii bu da artık bir sonraki oturuma kalacaktır. Burada soluk borumuzun önünde kelebek kanadı şeklinde iki lobdan oluşan bir hormondur tiroid bezi ve çeşitli hormonları vardır. Özellikle hipotalamus tarafından RF ile tiroid bezinin hipofizin ön lobu ve buradan da salgılanan TSH tiroid bezinin çalışmasını kontrol edecektir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bir diğerimiz adrenokortikotropik hormon yani ACTH. Arkadaşlar böbrek üstü bezimizin ki adı adrenal bezdir. Kabuk kısmının çalışmasını ve bu bölgeden kortikoid adını verdiğimiz hormonların salgılanmasını kontrol eder. Şimdi hemen şunu ifade edelim. Böbrek üstü bezimizde böbreğin tek bağlantısı böbrek üstü bezinin böbreğin üzerinde bulunmasıdır. Dolayısıyla böbrek hormonlarıyla böbrek üstü bezi hormonlarını da karıştırmayalım. Böbrek üstü beziniz arkadaşlar çizdiğim gibi bir kabuk ve bir öz bölgesinden oluşur. Ve öz bölgesi arkadaşlar ayrıdır. Burası ACTH öz bölgesini değil ama nereye uyaracaktır? Kabuk kısmını uyaracaktır arkadaşlar. Yine bir tropik hormondur. Dikkat edelim. Peki bir diğer hormonumuz FSH. Arkadaşlar follicle stimulation hormon ya da folikül uyarıcı hormon. Folikül kavramı arkadaşlar dişi ve erkekte özellikle dişide bulunan bir kavramdır. FSH gonatlar üzerine etki eder. Yine hipofizin ön lobundan salgılanır. Tabi insanda üreme fizyolojisinde daha net bu kavram oturacaktır arkadaşlar. Çünkü onun kısımlarını burada söyleyemiyoruz anatomik yapısını. Dişilerde özellikle ovaryumda folikülün gelişmesini ki folikülün içerisinde ne bulunur arkadaşlar? Yumurta ana hücresi bulunur. Peki yumurtanın yapımını başlatır ve folikülden östrojen ve progesteron salgılanmasını başlatır. Bu kimde? Bu dişide. Peki erkekte ise ovaryumun erkekteki karşılığı ne? Yine bir çift testis. O zaman testislerde sperm oluşumunu başlatır arkadaşlar. O zaman bakın hem şöyle ifade edelim. Yine bir hormon üretiminden dişide ve erkekte hormon ürettirdiği için diyelim. FSH'da bir tropik hormon olarak ifade ederiz arkadaşlar. Evet bir diğer hormonumuz LH. Yine dişide ve erkekte görevleri var arkadaşlar. Dişilerde folikülün yırtılıp ovülasyonun gerçekleşmesini ki ovülasyon dediğimiz nedir? Şöyle bakalım. Yumurtada arkadaşlar şurası ovaryumdur. Ovaryumun içerisinde küçük kesecikler var folikül dediğimiz. Bu FSH etkisiyle folikül büyür. İçerisinde yumurta yapımı yapıldığı zaman arkadaşlar yapılan yumurta fallopi tüpü ya da döllenme kanalına atılır. Folikül yırtılarak bu olaya biz ovülasyon ya da Türkçe karşılığı yumurtlama deriz. Ve arkadaşlar bu olaydan LH sorumludur. 2.
O arta kalan folikül artıklarından da korpus luteum içerisinde yağ birikimine sebep olarak korpus luteum ya da sarı cisim dediğimiz bir yapıya dönüşmesini sağlar ki buradan da yine progesteron ve östrojen salgılanması sağlanır. O zaman LH de bu açıdan baktığınız zaman yine bir tropik hormondur arkadaşlar. Çünkü etki ettiği organdan yine bir hormon salgılanmasına neden olmaktadır arkadaşlar. Erkekte ise özellikle Leydig hücrelerinden arkadaşlar testosteron dediğimiz androjenlerin salgılanması için arkadaşlar Leydig hücrelerini uyarır deriz. LH için bunları ifade edebiliriz. Hem dişide hem erkekte FSH ve LH gonadları uyaran bir hormon olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Bir diğer hormonumuz LTH, prolaktin ya da PRL. Son zamanlarda kullanılan kısa ismi arkadaşlar. Gebelik sırasında meme bezlerinin büyümesini sağlar. Bakın oksitosinde de benzer bir şey söylemiştik. Ama burada süt bezlerinin büyümesi oksitosin sütün kanaldan çıkmasını sağlıyordu. Doğumla beraber PRL miktarı, prolaktin miktarı arkadaşlar artmasıyla süt oluşumunu sağlar. Emzirme sırasında tiroid hormonlarının sentezini ve salgılamasını düzenler arkadaşlar. Yine emzirme sırasında FSH ve LH salgılanmasını engeller veya azaltır. Bu sayede emziren annelerde doğurganlığında azalması söz konusudur. Niye? Çünkü yumurta yapımını başlatan nedir? FSH'tır. Peki bu hormon aynı zamanda FSH salgısını baskılıyorsa arkadaşlar, o zaman yani genelde şöyle ifade edelim, tabii kesin böyledir diyemiyoruz ama FSH salgısını azaltır, yumurta oluşturma olasılığını da birazcık ne yapacaktır? Düşürecektir şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Evet, son hormonumuza bakalım isterseniz. Nedir bu da arkadaşlar? Son hormonumuz da MSH. Diğer ismi nedir? Melanosit uyarıcı hormon ya da melanosit stimulation hormon. Arkadaşlar bakın burada şunu da ifade edeyim. Bunu parantez içinde söylemek zorundayım. Tabii ben şöyle ifade edeyim. Ben kökenine göre hipofizi ikiye ayırdığım için sizlere mecburen şöyle paylaşmak zorundayım. Ön ve arka lob şeklinde ya da ön lob adenohipofiz, arka lob nörohipofiz olarak da geçer arkadaşlar sorularda. Tekrar edeyim bakın. Ön hipofize adenohipofiz, arka hipofize ise nörohipofiz olarak ifade ederiz. Çünkü nöron kökenlidir. Ama bu mesaj ön lobdan salgılanır bu yönüyle. Ama hani bulunduğu yere göre biraz daha hani şekil itibariyle bir sınıflandırma yapacak olursanız ara lob hormonu olarak da söyleyebilirsiniz. İnsan için aslında çok da etkisi olan bir hormon değildir ama bazı omurgalılarda deriye renk veren pigment hücrelerinin etkinliğinde arkadaşlar rol oynar. Özellikle melanin gibi pigmentlerin arkadaşlar oluşumunda bu da bu omurgalılarda ne verecektir? Canlıya renk verecektir arkadaşlar. Evet şu an itibariyle şöyle hormonların genel özelliklerine değindik değerli arkadaşlar bu oturumda. Daha sonra hipotalamus ve salgılarına değindik. Daha sonra son olarak da hipofiz bezi ki iki loba ayırdık bunları ön lob ve arka lob şeklinde ifade ettik arkadaşlar. Bundan sonraki oturumda, bundan sonraki videoda değerli arkadaşlar işte tiroid bezi, pankreas bezi, paratiroid vesaire gibi bizim vücudumuzda bulunan önemli endokrin sistemle ilgili organlardan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.